Merhaba arkadaşlar, ben Fikret. Bugün size silinen dosyalarınızı nasıl get geri getirebileceğinizden bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle diskimizin içine birkaç dosya atalım ve bunları tekrar geri silelim. Sildikten sonra çöp kutumuzdan da temizleyelim ve RStudio uygulamamızı açalım. RStudio Studio uygulamamızı açtıktan sonra hangi diskten sildiğimizi seçiyoruz. Bunu tara diyoruz. Diski tarama kısmına geldiğimizde scanner'a bastığımızda burada e, küçük ayarlarımız var. Mesela hangi sektörler arasında olduğunu biliyorsanız buradan işte şu byte'da, şu gigabyte arasında gibi mesela şu şekilde yapalım. Mesela şu megabayt arasında ki e, sektörleri biliyorsanız burayı seçiyorsun. Bu işleminizi çok hızlı halletmenizi sağlıyor. Mesela hangi formatta olduğunu biliyorsanız diskinizin onu seçebilirsiniz. Aradığınız şey mesela örneğin ben resim arıyorum. Resmimde JPEG. E, hemen buradan JPG yazarak grafik birimlerini seçip Sadece bunları aramasını sağlayabiliyorsunuz veya bir mp4 bir Kliptir Buraya mp4 yazarak buradan mp4'ü seçerek sadece bunu aramasını sağlayıp Daha hızlı işlem yapabilirsiniz mesela bir iso dosyasıdır bir iso Kurtaracaksınızdır Buradan ISO seçtiğinizde bakın Şeyler çıkmıyor Datalar çıkmıyor o yüzden Bilgi kısmını Disk imaj kısımlarını seçmeniz gerekiyor. Eğer hiç bilmiyorsanız veya çoklu bir işlem yapacaksınız, bu kısmı hiç ellemeden yani bu kısma dokunmadan hepsini seçiyorsunuz, taramasını sağlayabiliyorsunuz. Direkt çıktı almak istediğiniz bir kısım varsa buradan seçip ben buraya çıktı alacağım diyorsunuz. Yani direkt bulup oraya kurtarmaya çalışıyor. Ama biz şu anda bunu yapmayacağız. Kurtarmak istediğimiz dosyayı da sonradan yerini belirleyebiliyoruz. Burada alt kısımda da detaylı arama var, bu tamamen sektörleri tek tek arayıp içindeki dataları anlamlı bir şekilde okuyup size sunuyor. Bur burada hızlı bir şekilde tarıyor, işte sadece formatları falan inceliyor, yani yüzeysel bir inceleme daha hızlı sürüyor. Burada da direkt tarama yerine değil de direkt kurtarmaya yönelik bir işlem yapıyor. Tara dediğinizde tarama başlamış oluyor. Bu disk için yani 80 GB disk için yaklaşık olarak 30 dakikalık bir işlem e, sürüyor. E bu sizin diskinizin boyutuna göre de süresi değişebilir. E, i̇şlemimiz bitti. İşlemimiz bittikten sonra e, hangi diski tarama yaptıysak o diski seçiyoruz. Çift tıklayıp içine giriyoruz. Burada ana dizimde olduğu için ben de direkt üst kısımda çıktı. Sizde klasörlerde olsaydı muhtemelen klasörlerin içinde olacaktı. Kurtarmak istediğimiz dosyaları seçtikten sonra Recover Market diyerek buradan nereye kurtarmasını istediğini seçiyoruz. Ben yeni bir klasör oluşturacağım. kurtar diyoruz. Kurtarma işlemi bitti. Şu anda ISO dosyalarımızı aldı. Masanın üstünden atmıştık zaten e, klasörlerimizi. Şey dosyalarımızı masa üstüne atmıştık. Şimdi hemen e, klasörümüzü yan taraftan çekelim. Yan ekrandan çekelim. Dosyalarımız geldi. Teyit etmek için e, üstüne atmaya çalışalım. Dosyalarımız aynı dosyalar mı? Taşı dedik. Her ikisini karşılaştır diyerek bilgilerini görebiliriz. Gördüğünüz gibi bütün data bilgileri birbiriyle eşleşiyor. Ve yani aynı dosyaları sorunsuz bir şekilde kurtarmış olduk.